Bize çok uzun bir parça vermiş. Bu parçanın genelini okumayacağız arkadaşlar. Ama soru kökünü okuyalım. E çünkü zaten tazimat döneminin genel özellikleriyle ilgili bir soru var bize burada. Bu parçadan tazimat romanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz. Şimdi arkadaşlar bu parçada e, ne yapmış? Bir kişinin sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi olayları anlatması, bu da nedir? Meddahlık geleneğinin etkisidir parçayı okuduğumuzda. Anlatımın akışı kesilip herhangi bir konuta bilgi verme, zaten Tazimat romanının en önemli özelliklerinden bir tanesi akış kesmeydi. Meddahlık geleneğinden yararlanma zaten vardır Tazimat romanında. Ee, yazarın kişiliğini yazarın kişiliği esere yansır, yazar kahramanlara müdahale eder. Ne dedik? Tanzimat döneminin en büyük teknik kusurlarından bir tanesi yazarın kişiliğinin esere yansıması ve kahramanlara müdahale edilmesi. Yanlış batıllaşma en çok işlenen konulardan biridir. Evet, ee, parçayı okuduğumuz zaman bu parçayı okuduğumuz zaman arkadaşlar parçanın genelinde kahramanın fiziksel ve ruhsal özelliklerinden bahsetmemiz zaten Tanzimat döneminde fiziki ve ruhsal e, portre çizmek yoktu. Bu ne zaman başladı Servetif'in döneminde cevabımız Ceyhan.